Hocam sınavınız neredeydi? Abi yukarıdadır. Sizin yukarıdadır he. Ana yardımcınız olsun. Siz avukat falan tutmuşsunuz yani. Ne zamandan beri mahkemeliksiniz yani? Belediyeyi mi vermiş yoksa valiliği mi? Valiliği vermişsiniz. Hiç mahkemeye gitmediniz. Bizi gitti bile çağırmamış ki ya. Süreç daha başladı. Kaç aydır? 15 gün var. Bu kalan evlerin içerisinde kuruluşun kapsamında istinlap edilmesi bildiğiniz gibi yıllar önce. Yani belediye yapmıştı. Doğru. Şimdi ise işte bu çukurların kazılmasıyla birlikte ama sürekli bir kısmı kentsel dönüşüm istemeden olacak. Burası da Hazreti Süleyman'ın çevresidir aslında. Yani mesela biz de belediye... Yedi aylık, sekiz aylık kazmış oldukları çukurlarda 7000-8000 tane gencecik Kürt gencini kurban ettiler, o çukurlara gömdüler. 7-8000 kişi. 17-20'ye yakın ilçemiz Sur gibi, ilçemiz Şırnak gibi ilimiz, bu kadim şehirleri Cizre gibi önemli olan tarihi kültürel miraslarımızın yoğunlukta olduğu ilçelerimizde maalesef bildiğiniz gibi oranın yakılmasına, yıkılmasına, halkın da orayı terk etmesine neden oldular. Peki ne elde edildi? Bu Kürt halkı bir şey bir hakkına mı kavuştu? Hayır. Daha da durum kötüye girdi. İşte şu anda biz buraya geldik. Hala mağduriyetler devam etmekte. Evi yakılan, yıkılanlar maalesef evine gidememekte. Yani işgale dediğimiz kısımda bulunan evlerin büyük bir kısmının ödeneği verilmiş. Diğerlerini yıkacak. Hazreti Süleyman Camii'nin etrafını belki inanç turizmine uygun bir şekilde bazı projeler gerçekleştirecekler. Şu anda 20-22'ye çıkmamış. İşte bize diyorlar ki 3 yıl öncenin, 5 yıl öncenin belirlenmiş olan parasını şimdi diyorlar verelim. 6 yıl önce. Yani 6 yıl önce birisine demişler ki senin 3 katlı evin var 90 bin lira eder vereceğiz. Vermemişler, 6 yıl geçmiş, şu anda yine aynı ödeneği teklif ediyorlar. Bu kabul edilir bir şey değildir. Yani bunun için yani adaletli, namuslu, dürüst bir bilirkişi tespit edilir. Gelir bu evlerin arsalarının veya dairelerin değeri neyse tespit edilir ve bu şekilde ne halk mağdur edilsin ne de bu mağduriyet devam edilsin. Kredinin açılması güzel bir uygulamadır. İnşallah bu krediyi de adil bir şekilde, adaletli bir şekilde burada mağdur olan esnafa verilmesi için de hassasiyetten üzerinde durulması gerekir. Şu anda kira yardımları kesilen veya eksiltilen veya işkur vaadiyle kendilerine bazı vaatlerde bulunanlar eğer yapılmamışsa bunların da bir an önce yapılması gerekiyor. Bu insanlara sahip çıkmak gerekiyor. Ve bildiğiniz gibi de devlette sosyal devlet olması hasebiyle bu vatandaşının, mağdur olan vatandaşının mağduriyetini gidermek zorundadır. Devlet bunun için vardır. Devlet halkı için vardır. Her hele halkının en zor durumda olduğu zaman sıkıntısını gidermek için devlet var. Yoksa devlet olma vasfını kaybeder. Bu yüzden biz de diyoruz ki sosyal devlet olma ilkesiyle adaletli olarak bir an önce yani gerçekten şu anda bu yürütmenin başında bulunan başbakan, cumhurbaşkanı, bakanlar, yerel amirler, vali, kaymakamlar dahil olmak üzere kendilerini bu halkın yerine koysunlar. 2015'in Temmuz ayından beri bir sıkıntı çekiyoruz. Ve şu an mesela hem evlerimiz gitmiş hem iş yerimiz gitmiş. Mesela ben şahsım olarak kaymakam beyana da çıktım. Silsileyi takip edip kaymakam vali yardımcısı bir de başvalinin yanına çıktım. Görüşme imkanımız oldu. Mağduriyetleriniz giderilecek denildi. Giderilmedi. Çevre Bakanı gelmişti geçenlerde buraya. Sur mağdurlarından 10 kişi evi yıkananları topladılar. Bizle de görüştüler. Mesela biz gittik. Söyledikleri mesela sizin mağduriyetinizi gidereceğiz, hakkınızı ödeyeceğiz gibisinden söylediler.
bir karşılık bulamadık. Şu an mesela az önce dediniz ya empati kursalar. Bizi kendi yerine kursalar. Ben gittim kaymakamı kan beyle söyledim. Dedim ki ben kaymakamım, siz vatandaşsınız. Siz benim yaşadığımı sınırlarla neyse siz yaşamışsınız. Bir empati kurun. Fizikte etki tepki meselesi var. Dedim kabul eder misiniz? Dedim ben kabul etmem. Dedim ben de kabul etmiyorum bir vatandaş olarak. Ben bu Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak mağduriyetin bir önce giderilmesini istedim. Ve yaklaşık 15-16 aydır ben kendim ailem olarak, annem aile, bir aile olarak, benim bacım aile bir olarak mesela bir gün mağduriyet yaşadı. Hani hakkımız verilmedi mesela. Evlerimize fiyat biçtiler. Eşya hasar tespitinden önce evlere fiyat biçtiler. Müstakil olduğu için bazı evlerin otomatik menhem arsa kat mülkiyeti olarak biçtiler. Mesela bizde kat mülkiyeti olmadığı için 8 daireyiz. Toplam 180 metrekare, 8'e bölmüşler. Arsa payı adam başına 15 metrekare, 16 metrekare düşmüş. Metrekare de bir üstüne para biçmişler. 500 bin lira, şey 500 milyon. Yapı parasına 450 milyon para biçmişler. Yani ortalama bir yapıya 40 milyar, 45 milyar para biçmişler. Yani bununla bir ev gelmiyor. Yani sen bununla 2 sene, 3 sene dışarıda ancak kiranı ödersin bu parayla. Yıllarca dükkanım vergiye tabi olduğum halde işletme dedikleri yani bilançoya bile girdik, bizim mesela yazar kasamız vardı, fatura kesiyordu. Bu surun terörden dolayı mağduriyetlerimiz olduğu halde bunu ki 7-8 sene dilekçem kaymakamlıkta mevcuttur. Bu kaymakamlık bunu bildiği halde biz mecburi dükkanı kapatmak zorunda kaldık. Ticaret Oda Başkanımız çıktı, onu net açıklama yaptı. Dedi 2500'ün üstünde esnafımız mağduriyetten dolayı işinin, ticaretinin vergisini kapatması zorunda kalmıştır. Biz bunu yaptık. Aynı sizin demin söylediğiniz gibi Allah razı olsun. Siz dükkanlarınızı kapatmışsınız. Bundan, bu haktan yararlanmıyorsunuz. Peki kardeşim bir sor bakayım. Bir kaymakamlığa bak. Orada dilekçelerimiz var. Neden dolayı biz kapattık? Hayır. Biz bunu keyfi mi kapattık? Hayır. Gelip dükkanlarımızı yaktılar, ateşe verdiler. 10-12 milyar biz masraf ettik. Tekrar yaktılar. Tekrar yaptık, tekrar yaktılar. Biz bu mağduriyetten dolayı, artı ben bir emekli, mevlüren bir emekliydim. O zaman bu son torba yasası çıkmamıştı. Her ay dükkanım vardır diye 175 milyon da param maaşımdan kesiliyordu. Vergiyle muhasebeci 350-400 giderim var, gelir yok. Biz mecburi o mağduriyetten dolayı kapattık. Ondan sonra bize dilekçe verin, kayıt dışı olarak bir şey yapalım dediniz demin. Allah razı olsun. Bu da sizin talebinizden dolayı olmuştu. Biz onu da verdik. Ne o kayıt dışıda mı çıktı, ne de vergi olarak da ben en son makbuzumu da cebimdedir. Üçüncü ay 13-2016'da son makbuzu ödemişim. Düşün yani. Efendim sen terk ettiğin için bunlar kayıt dışıda verdik orada da. Ne hasar tespitinde, ne de dükkan, iki tane dükkanım. Yıkıp alıp götürmüşler harfiyeti eşyasıyla beraber. Hiçbir bir şey tarafımıza bizi çağırıp bir şey de sormadılar. Yani devlet bizle vardır, hakla vardır. Devlet bize bakamadı yani, bizim insanlarımıza sahip çıkamadı. Hem maddi hem manevi anlamda. Biz burada hep dile getiriyoruz ama sonuç alamıyoruz. Hep konuşuyoruz, kameraların karşısında konuşuyoruz ama ifade ediyoruz kendimizi edebildiğimiz kadar. Ama sonuç alamıyoruz. Devlet bu süreci çok iyi yönetemedi. Hem maddi hem manevi, çünkü çok insanlar psikolojik anlamda da rahatsız oldu. Yani ben de bir esnafım, çoğu insanlar daha kötü yani. Bizim durumumuz yani elhamdülillah çok şükür, adam var sokakta yatanlar oldu. Evine gidemeyenler, 6 ay bir yerde misafirliğe kalanlar. Devlet bunu iyi yönetemedi. Bu bir gerçektir ha. Bu başımıza gelmesi devletin yüzünden. Devlet bizi korusun. Devlet ne için vardır? İnsanları korumak için vardır devletin. Devlet bizi korusun yani. Hasar tespitle ilgili ziyaret etmişti. Yapılan ziyaretlerden beridir halen bile bizim ücretlerimiz, yani evin karşılığı olan hakkımızı biz alamıyoruz. Bu yaklaşık olarak bir yıldır mesela gittiğimiz valilikte olsun, vali yardımcısı olsun. Şu anki mesela bundan bir ay evvel ben gittim. Hasar tespit komisyonunun başındaki insanla bile ben görüştüm. Diyorum ki yani şimdi biz yani ağır yaralı bile hastaneye geldiği zaman en başta önceliği onundur. Siz yazmışsınız işte evi ve her şeye gidenler en sona kalacak. Yani siz bize diyorsunuz ki çıplak bekleyin. Biz ne derseksa o olacak. Dedim arkadaşı yanındaydı. Şimdi bu arkadaşın üstünde hiçbir şey yok. Benim iki düğmem kopmuş. Yani hangimizi giyindirmek daha farz dedi arkadaşımı. Dedim biz de çırılçıplaz yani aylardır hiçbir eşyamız yok, bize bekleyin diyorsunuz. Yani ne zaman akar böyle olacak? Halen bile yani mesela kendi zarar tespit komisyonlarının içinde bir düzensizlik var. Benim gibi benim komşularımın evi de gitti. Mesela şu an 12 daire olan binamızdan 3 komşumun orada hiçbir şeysi yok diye gösterildi bir sefer.
bizim şahitliklerimiz de bu geri çevrildi. Halen bile aynı şekil. Gene o üç komşu sanki orada hiç evleri yokmuş. Yani demek istediğim orada bir düzensizlik var. Bir irtibatsızlık var. Sanki bilerek insanları mağdur etmeye çalışıyorlar. Bir ikincisi evlere verilen düşük ücretler. Mesela Hasırlı Mahallesi'ne 400 TL, Fatih Paşa'ya 500 TL, Dabanoğlu'ya 550 mi 600 TL arasında bir metrekare fiyatı biçiliyor. Evet. Kat mülkiyeti yok diye bu insanlar mesela arsa paylaşıldığı zaman her birine 35, 40 bin, 45 bin gibi bir fiyat çıkıyor. 45 bin gibi bir fiyatla da biz Sur dışında veya başka bir yerde ev alamıyoruz. Aldığımız parayı da ancak kiralarda bitiririz.